Ben çalışma odasına iniyorum. Bir iyi gelmiş bana bakacak. Tamam hayatım. Hadi gel biz derime bakalım. Ya babam kızmasın şimdi. Ay kızarsa kızsın ablaya. Aynı evin içinde kardeşimizi mi göremeyeceğiz? İyi tamam hadi. Hadi. Ben geliyorum şimdi. Ben de yatayım. Yıldız, sen her gece böyle azar işliyor musun bu adamla? Ama şu anda başka bir durum var ortada. Yani benimle ilgisi yok ki. Daha fena ya. Seninle alakalı olmayan durumda bile faturayı sana kesiyor. Yok öyle bir şey. Benim yerime seçtiğin adama, tercih ettiğin hayata bak. Bu muydu senin hayalin ya? Şu kadarcık bir söz hakkım bile yok bu evde. Hiçbir şey dışarıdan göründüğü gibi değil. Sen bilemezsin. Yalnız ben sizi ilk defa görmüyorum. Daha önce de ben bu evdeydim hatırlarsan. Sen daha önce bu evde şofördün. Keşke öyle kalsaydın. Ben sana o zaman daha çok saygı duyuyordum. Seninle aramızdaki mesele saygı duymak falan değil. Tamamen kıskançlık. Senden vazgeçip Zehra ile evlendim diye deliriyorsun. Benden vazgeçseydin bu dediğin doğru olabilirdi. Ama senin aklın hala bende. Nerede Erim? Erim'i çağırın. Gitsin aşağı. Yukarıda mı? Erim! Erim! Ender çabuk çağır. Toplansın. Gidiyoruz. Ne oldu Ender? Erim! Kimse benden habersiz oğlumu bir yere gönderemez. Duydunuz mu? Erim! Ne oluyor burada? Ne bağırıyorsun sen? Erim'i Londra'ya gönderiyormuşsun. Evet. Bana sordun mu? Sen kimsin ki sana sorayım ya? Bu çocuğun bu hale gelmesinin nedeni sensin. Çık şimdi evinden. Erim! Çabuk hazırlan. Çantanı hazırla gidiyoruz. Yukarı çıkın siz de. Erim sen de odana gir. Baba. Sana odana gir dedim. Erim gidiyoruz. Gidiyoruz mu dedin? Hayatım sinirlenme. Yukarı çık. Nereye gidiyorsunuz? Benim evime. Senin evin mi? Saçmalama. Senin evin falan yok ki. Kaldığın ev zorla evlendiğin Alihan'a ait. Bana bak. Oğlumu benden habersiz hiçbir yere gönderemezsin. Sakın beni çocuğumla sınamaya kalkma, çok kötü olur. Ne olur ne olur. Söylesene bileyim ne olacağını. Benim yanımda senin esamen bile okunmaz. Bunu bilmiyor musun? Sen de benim imzam olmadan erimi yurt dışına çıkaramayacağını bilmiyorsun. Biliyorum. Biliyorsan bu ne demek oluyor peki? Çünkü sen o kağıdı imzalayacaksın, erim de Londra'ya gidecek. Ha sen benim adıma da karar veriyorsun yani, öyle mi? Her zamanki gibi. Hayal kurmaya devam et sen. Yarın avukatı göndereceğim. O kağıdı imzalayacaksın, anladın mı? Göreceksin sen. Göreceksin.